سبع سماوات والأرض حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رفعنك ربنا وإليك المصير. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلامة على المؤمنين والمؤمنات والحاضرين والحمد لله رب العالمين. تستر يا سيدي مدد يا رجال الله مدد يا صاحب الزمان مدد يا سلطان العظيم استغفر الله تستر. Bismillahirrahmanirrahim. Her işe desturlu başlamak lazım. Destursuz işte hikmet yoktur. Destur almak lazım. Destur çekmek lazım. Evvelden destur çekilirdi bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda. Beğenilmeyen insanlara destursuz herif derlerdi. Şimdi desturun ne olduğunu bildikleri yok. Kimsenin. Duyan da yok. Kapılardan girerken de eskiden bir yere gittiğiniz zaman destur dedi. Şimdi desen acaba hakaret mi ediyor derler. Şimdiki insanlar. O vakit Allah bizi destursuz bırakmasın. Destursuz insanlarla da birlikte bulundurmasın. Mühim mesele. Efendim şey derler bizim o şöyle destur yapir denirdi. O yapir de ilave edecek mi bir sakıncası var mı? Onu yok, işte, bazı yerlerde onu söylüyoruz da. Tabii pirimiz her yolun bir piri vardır. Destur veren de o kişidir zaten. Desturu veren o kişidir. Her işin işte şimdi oğlun piri İdris Aleyhisselam. İdris var. Destur yapir deyince İdris Aleyhisselam'a gider. Demircinin piri Davut Aleyhisselam'dır. Her işin bir piri vardır. Her mesleğin bir piri vardır. Çocuklarınıza da piri olan meslekleri seçtirin. Piri olan. Her yolunda bir piri vardır. Bizim pirimiz Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'dir. Kattasallahu sallallahu Allah. Radıyallahu anh hasretleri. Ondan Allah razı olsun. İnşallah o da bizden razı olur. Onun sancağı altında, onun himmeti, bereketi, şefaati altında toplanırız. Bizim pirimiz Ebu Bekir Sıddık Kattasallahu sallallahu Radıyallahu anh hasretleri. Onun mübarek zattır. Daha başka Şah-ı Nakşibend Hazretleri'dir. Onun için Şeyh Efendi Hazretleri medet ya Resulullah demekten bile hicap ederim dedi. Bir gün. Destur ya Resulullah demekten bile hicap ederim. Niçin? Dedi ki yani siz de hicap edin. O hicap etmez de bize talim bakımından söylüyor. Sizin dedi Resulullah'a ulaşacak haliniz yok ki. Siz medet ya Ricalallah deyin. Ricalallah demek, Allah'ın adamı demek, adam demek. Şimdi adam, kadından da adam olur. Adamlık başkadır. Arapçada racul dendiğin zaman rical adam demektir, dört dörtlük. Erkek manasına bir de zeker vardır. O cinsiyet babında o söylenir ama Ricalallah dendiği zaman Allah'ın adamı demektir. Allah'a ait olan adam. Her yerde Allah'a ait, Allah'ın adına hüküm veren ve Allah'ın adına konuşan bir kişi bu. Bir zat bulunur. Onun için medet ya Ricalallah dediğin zaman burada bulunan kimse yanında olmasa bile ondan destur dilemişimdir. Onun için bir beldeye girdiğinizde medet dileyiniz. Destur isteyiniz ki
O mutlaka o beldenin bir sahibi vardır. Sahipsiz bırakmamıştır Cenab-ı Allah onu. Hem insanlardan hem cinlerden bir sahibi vardır. Sohbette bereket vardır. Sohbette rahmet vardır. Cemiyette bereket vardır. Yani toplulukta. Şimdi siz belki yahu biz fazla kalabalık değiliz diye içinizden geçiren olabilir. Hayır. İnan bu sohbeti ben siz yokken de yapıyorum. Siz olmasanız gene yapacağım. Çünkü sizin görmediğiniz mahlukat var Cenab-ı Allah. Gözlerimizin görmediği, beş duyumuzla algılamadığımız mahlukat var. Cinler var. Cinler camiye gelmiyor mu? Geliyorlar. Peki bu meclisler Allah denen sohbetlere gelmiyorlar mı? Geliyorlar. Sultanımızdan bize tavsiye edilir ki, evladım kimse olmasa bile konuş. Dinleyen vardır. Sen görmesen de onlar seni görür, üst üste yığılırlar. Devam et. Dinleyen var. Adem evladından olmazsa başka cinsten olur. Onlar da cennet cehennem hesaplar çünkü. O da bir ayrı alem. Bizim paralel alemimiz boyutumuzda. Onun için yalnız zannetme. Yeryüzünde yalnız dolaştığını zannetme. Olur. Başıboş olduğumuzu zannetme. Camide saf tutarken o safların arasında sadece insanlar değil, başka insan, ibadetle mükellef olan mahluklar da var. O cin tayfası da. Bizim sohbetimize de gelirler. Gelmek zorundalar. Gelmek zorundalar. Hak sohbetine, Allah'ın anıldığı sohbete gelmek zorundalar. Aleykümselam. Aleykümselam. Ya sınavın var mı? Yok. Bir çalışsaydın. Çalıştık. Yani. Son gün hocam. Gözümden gözümden seni geçiriyordum ya. Allah razı olsun. Seni görmedim. Sağ olun hocam. İyi kötü mü yani? Değil mi hocam? Tabii. İnsanlar bizden farkı yok. Şimdi cemaat az diye üzülme. Arkanda namaz kılanlar adam ol yeter ki. Rical ol. Rical. Devlet adamı derler de ticaret adamı derler. Devlet erkeği demezler. Dikkatini çekiyor mu? Rical, adam demek. Onun için onların himmeti yetişir, desturu yetişir, meredi yetişir bizim gibi gariplere. Biz yardım alırız onlardan. Hepimiz yardım istemek zorundayız. Onlardan yardımsız yürümez işimiz. Yardımsız hiç yürümez. Bulmak zorundayız ricalullahları. Allah'ın adamlarını bulmak zorundayız. Onlara biz veli de diyoruz malum. Allah'ın dostu olan, Allah'a yakınlık kesbetmiş kimse demek. Yakın. Bulmak zorundayız. Efendimiz emretti. Bir hadis-i şerif hepiniz biliyorsunuzdur. Sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Allah şefaatine ailesin. İlim Çin'de de olsa gidip arayıp bulunuz. Bunu biz, herkes bilir bunu. Bilmeyen yok. Manasını bilen yok. Nedir manası? İlim Çin'de var. Ha, fizik, kimya ilmini aramaya gidin demiyor. İlim, o ilim her yerde var. İlim Allah'ı tanıtan ilimdir. İlim Allah'ı bildiren ilimdir. İlim Allah'a nasıl aşık olursun, Resulullah'a nasıl meftun olursun, ilim bu ilimdir. Bu ilim bir yerde yok. Eğer Allah'a aşık ilmini, Allah'a ulaştıran ilmi bilen bir adam varsa, bir racül, bir rical var ise ve o da Çin'deyse gidip onu bulun. Bunun manası budur.
Yoksa üç günlük dünya menfaati için ne öğreneceksin? Ne öğreneceksin? Şimdi millet çoluk çocuğunu bazı parası olanlar oraya buraya dışarı yurt dışlarına gönderiyorlar ya. İngiltere'ye, Fransa'ya, İsviçre'ye, Almanya'ya, oraya buraya işte Oxford, Cambridge, efendim başka ne var? Harvard falan feşmekan buralara. Neden gönderiyorlar? İlim, bu hadisi de örnek ilim için de olsa gideceksin işte biz ilim için. Hayır. O ilim dediği değil şey. Bizim sultanımızın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. İlim Allah'ın ilimidir. Allah'tan bahseden, Allah'a giden yolu tarif eden, Allah'a götüren ilimi sahibi kimse onu bul. Bu emirdir insanlara. Bu emirdir. Peygamberimizden emirdir. Bul. Allah'a ulaştırsın seni. Karanlıkta bırakmasın. Kendi gibi nur sahibi yapsın. Nur sahibi olmayan ne ilim olacak? Yoksa oturduğun yerde her türlü ilmi alırsın. Ben falan yerde okudum. Okudukları ilmi kitapta var, ezberlersin. Oturduğun yerde de sahip olsun. Sadece onun diploması var. Baktığın zaman bu Oxford diploması güzel. Adamlık vermez. İtibar ederler. Diplomana. 2-3 gün bakarlar. Hikaye bu. Ne yapalım derler. Yol verirler, gönderirler. Adamlık öğreten ilmi öğren. Adam olmak istiyorsan adam olanın yanına çırak dur. Adam olanın elinden tut. Eteğinden yapış. Ara bul dedi. Efendimiz söyledi. Hadis-i şeriflere inanmıyorlar ya şimdi. O uydurma, bu zayıf, bu şişman diye. Olanları da yanlış, yani herkesin kabul ettiği, bildiği meşhur hadisleri de yanlış yorumluyorlar. Bu açıkça emirdir ki Allah'ı hatırlatan, Allah'ın yolunu gösteren kişileri bul ve onların hizmetinde bulun. Hizmetsiz himmet ve yardım gelmez. Hizmet edeceksin. Hizmetsiz olmaz. Hizmet etmeden himmet, muhabbet etmeden füyuzat olmaz. Siz seveceksiniz ki, yani muhabbetle bağlanacaksınız ki, muhabbetle gönlünüzü oraya çevireceksiniz ki, oradan size bir feyiz akışı olsun. Sizin bir hizmetiniz olsun ki, o Ricalallah denen kimseler size hizmet etsin, himmet etsin. Manevi himmetleri büyüktür onlar. Maddi hayatta da büyüktür. Dar da koymaz, sıkıntı da koymaz. Benim bütün derdim unutulmuş evliyalık, velilik, Ricalullah kavramlarını insanlara hatırlatmak isterim. Çünkü bu kaynaklardan uzaklaştırıldık biz. Tarih sahnelerinde, menkıbelerde, hikayelerde olduğunu zannediyoruz. Hayır, gerçek Allah'ın gücüne bir halal gelmez ki, zayıf değil ki Cenab-ı Allah kendine dost edilsin. İnsanlar sevdiği, itibar ettiği, güvendiği kimselere dost edilmek isterler değil mi? Peki Allah'ın neyi eksik? Celle Celaluhu insanlar onu dost edilmesin. Eskiden kaldı, şimdi olmayacak. Ha, sevmeyecek birisi mi? Haşa. Güçsüz mü? Kuvvetsiz mi? Hayır. Ona yakın olan zaten güç kuvvet sahibi olur. Gerçek, hakiki güç kuvvet sahibi. Bitmez, tükenmez saltanat sahibi. Bitmez, tükenmez dünyalık sahibi olur. Ahireti mamur, dünyası ondan mamur olur. Ona yakınlıkla. Ha bir şey var. Allah kendine yakınlık isteyeni deniyor. Sen dost olduğunu, dostuna, kendine dost olduğunu denemeyecek misin? Sırrını vereceğin kimseyi denemiyor musun? Hemen bütün her şeyin teslim mi diyorsun? Kaç defa deniyorsun onları? En ufak. Yanında çalıştıracağın işçiyi bile deniyorsun. Kontrol ediyorsun. Birkaç defa ona tuzak kuruyorsun, yem atıyorsun. Kasa açık, parayı orada bırakıyorsun. Tek esnafın şeyidir bu, çırağı denemek için.
Allah denediği zaman neye gücümüze gidiyor? Gücümüze gitmiyor mu Allah bizi bir şeye denediği zaman? Gücümüze gidiyor yani. Allah kendi bitmez tükenmez dostluğunu verecek bize yahu. Niye güceniyoruz? Niye darlanıyoruz? Ha sen bir defa o imtihanı geçsen, tamam mı? Bir daha seni o yoldan denemeyecek. Ama biz her defasında o imtihana tosluyoruz. Kısadaki parayı alıyoruz. Çörek olarak. İnan yaptığımız hatalar böyledir. O patrona veya ustaya güç gelmez o. Yani çünkü kendini yıkmayacak, yıpratmayacak bir şey buraya. Oltanın ucuna efendim bir şey takacağın var ya, küçük bir solucan da takarsan. O kadar. Giderse geçsin yem dersin. Heh. Cenab-ı Allah'ın gücüne gelecek, zoruna gidecek bir şey değil. Sadece bizi imtihan eder yakınlık için. Yakınlığını verecek, sırrını verecek. Emniyetli adam diyecek. Adam diyecek ya sana. Allah'ın adamı olacaksın. Onun içinde bir falanca kişinin adamı denmek için de herhalde bazı şartları olduğu gibi insanların adamı olmak için de, bazı firmaların adamı olmak için de Allah, Cenab-ı Allah'ta şart aramayacak. Şartı ne? Samimiyet. Samimiyet. Ve bağlılık istiyor. Başka taraflara bakmasın diyor. Kulum gözünü oraya, buraya çevirmesin diyor. Bana baksın. Başka güzellik aramasın. Başka güzellik aramasın. Güzelliğin kaynağı da merkezde Hak Teala. Muhammed Ali, iş bu. İşin sırrı bu. Bu ciddi bir meseledir. Mühim bir meseledir. Böyle 3-5 kelimeyle geçiştiriveriyoruz ama ürün üzerinde hassasiyetle durmak lazım. Hakka yakınlık talep etmek lazım. Bunun itirazı ben yok. Ama talep edin. Bir gün yani şimdi dualarımızda elimizi Allah'a kaldırdığımız zaman neler istiyoruz neler? En son belki Allah'a yakın. Ya Rabbi ben seni istiyorum ya, başkasına diyemiyoruz. İşte Ya Rabbi ben seni istiyorum deyinceye kadar Allah bizi uğraştırır. Kendi yönüne çevirmek için. Varsa sende bir cevher, nasibin var ise, cevher varsa ya ey oğlum uğraşma yollarda. Beni iste. Ben sana yeterim. Ben bana sahip olan her şeye sahip olmuştur der. Aslında her gün, her saniye haykırır bu ses kulağımıza da duymayız. Duyurtmak nasip etsin. Cenab-ı Allah. Bir gün Harun Eşit'in çok sevdiği bir adamı varmış. Bir hizmetçisi veya veziri. Diğer yanındaki Nedimleri ona haset edermiş. Bunu çok seviyor diye. O da demiş ki bir imtihan edeyim bunları da farkını görsünler. Bütün adamları toplamış hibetinde bulunanları hazine kapısında açmış, mücevherleri olan hazine kapısına. Ey kullarım demiş. Çok bize hizmetiniz geçti. Size ikram etmek isterim. Herkes istediğini almakta hürdür burada. Elmas, mücevher, yakut, zebercet ne varsa artık. Alabilirsiniz. Beğendiğiniz en değerli olanı alın. İzin verin. Herkes dalmış hazine adasına. En büyük, işte en kıymetli şeyle en az bir tane alabileceksiniz ona göre. Almaya çalışmış kendi falan cebini dolduran çıkmış. Öbür Harun Reşit'e kıymet verdiği Nedim'i ise şeye yapış sarılmış Harun Reşit'e. İçeri girmiyor, ona sarılmış. Demiş ki yahu uğrunca insan demiş içeri girdi bir şeyler aldı. Senin hiç mi hevesin yok? Efendim siz dediniz ki en değer verdiğiniz, en değerli olan bir tane şey alın dediniz. En değer verdiğim sizsiniz yahu. Ne de sana sahip olan bunların tamamına sahip zaten.
Ve bu görmedikleriniz, başka hazineleriniz de var sizin. Ben bir taşanıya, eyvallah hani ben size sahip çıktım. Demiş ki diğer insanlara, bakınız buna kıskanmayınız. Siz hepiniz birer mücevher aldık çıktınız. Bu ise mücevherlerin sahibine talip oldu. Şimdi bu dünyada bizim istediğimiz ne var ise sahibi kimdir? Cenab-ı Allah'tır. Biz teker teker onlara bunlara sahip çıkıyoruz da o mücevherin sahibi halifeye sarılan, sahip çıkan o vezir veyahut hizmetçi kadar olamıyoruz. Allah'a sarılmamız lazım bize. Allah'a sahip olan her şeye sahip oldu. Allah'a sahip olan dünyanın her türlü gücüne, her türlü saltanatına sahip olduğu gibi görünenlere de görünmeyene de sahip olur. Allah'ın, Ricalullah'ın elinde görünen kuvvet de vardır. Daha çok görünmeyen kuvvet vardır. وَاِلَّهِ جُنُدُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ اللّٰهُ عَزِيمٌ Yerde ve gökte Allah'ın sizin bilmediğimiz orduları var. Bunu bir evliyasına verir isterse, verir mutlaka, vermiştir de. Veli zatların eline bu tasarruf gücü verir. Biz aciz insanlar, onumuz da olsa, bunumuz da olsa, donumuz da olsa diye başlarız. Allah'tan isterken Allah'ı isteyin. Allah'ta elinizi Cenab-ı Allah'a kaldırdığınızda hak. Ya Rabbi seni isteriz deyin. Sana gelecek, sana ulaştıracak yolu bize kolaylaştır. Bu en güzel dualardan bir tanesidir. Allah'a yakınlık talebi. Evet, yakınlık yakar neticede. Yakınlığına girebilmek için de bazı imtihanlardan geçiyorsun. Bazı tecrübelerden geçmek zorundasın. Çünkü senin eline selahiyet verilecek. Selahiyet verilmesi için tecrübe kazanman lazım. Donanım sahibi olman lazım. Biz zayıf kullarız. O imtihanlarla dayanamayız. Onlar için de Allah'tan dua yardım istememiz lazım. Ve bu yollarda bizi geçirecek olan kişi de oradan yürümüş olan zattır. Evliyalar, Mürşid-i Azam Hazretleri. Mürşitlerdir, şeyhlerdir. Onlar dünya kaygısı gözetmeksizin, dünya endişesine mahal vermeksizin kulları Hak Teala'ya götürmenin derdindeler. Onların tek derdi Cenab-ı Allah'a ve Resulullah'a bu kulları, bu Adem evlatlarını yapıştırmaktır. Onun huzuruna çıkarmaktır. Tertemiz, pirupak, emri eman içinde. Ha işte bu hadis-i şerif ki ilim Çin'de de olsa gidip arayın bulun, bunu işaret eder. Ey insanlar! Ne olursanız olun, nasıl olursanız olun, ister bir eliniz yarı, bir eliniz balda olacak şekilde rahat olun. İsterseniz ateşin içine düşmüş gibi dertte ve tasada olun. Bunlar mühim şeyler değil. Bu dünyanın zevki de bir, üzüntüsü de bir. Bahane aramayınız. Allah'a koşturmaktan, veli zatların huzurunda durmaktan çekinmeyin. Bir bahane aramayın. Her dakika öyle bir zatı bulun, onun nazarı sizin gözünüze değsin. Siz onun o enerjiden faydalanın. Resulullah Efendimiz de ki اِتَّقِ سَرَسَتَ الْمُؤْمِنِ اِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورُ اللّٰهِ dedi. Allah müminin ferasetinden sakınınız ki o Allah'ın nuruyla baktı. Mümin kişi, ehlullah olan kişi yani, o ferasetle bakar. Allah'ın nuruyla bakar.
Allah'ın nurunu değdiği yer ise abad olur, berbat olmaz. Bereketlenir. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi malum olduğu üzere Hızır Aleyhisselam'ın olduğu değdiği ayak bastığı yer bereketlenir, yeşillenir. Dünyada bazı yerler vardır. Bunlar Hızır makamı denir. Hızır makamları vardır bazı yerlerde. Onlar hep yeşil yerlerdir. Kuru değildir. Çölde de olsa Hızır makamı vardır. Yemyeşildir orası. Nur değmiştir çünkü. Sen evliyanın nazarı ise Allah'ın nazarına eşittir. Yenzur bin uğurlar diyor. Allah'ın nuruyla bakıyor çünkü. O evliyanın nazarına senin üzerine değsin de o Hızır'ın ayak basıp yeşillendiği, bereketlendiği toprak gibi olursun o zaman. Yemyeşil olursun. Bereketlenirsin. İlim sahibi olursun. Hilim sahibi olursun. Emri aman hıfz-ı himaye altında bulunursun. Biz böyle öğrendik. Böyle duyduk. Böyle de gördük. Muhakkak böyle de şek şüphemiz yoktur. Bu işten. Sizin de şüpheniz bulunmasın. İtikadınız böyle olsun. Allah'ın nuruyla bakan kimselerin, mümin kimselerin huzurunda bulunun. Onlar sizi yıkarlar. Üzerlerinizdeki kirleri alırlar. Tertemiz yaparlar. Bunu böyle dediğimde bir zamanlar diyorlardı ki efendim bu bakmakla temizlik olur mu? Nazar. Şimdi yeni bir sistem oluşmuşlar ya, ışınla temizliyorlar. Bilhassa meşrubat şişelerini falan. Meşrubat. Değil mi? Kamacalar falan. Işınla temizliyoruz. Yahu o ışın damacananın üzerindeki veya herhangi başka madde üzerindeki suyun içindeki mikrobu öldürüyor da, temizliyor da, Allah'ın sevdiği bir kulun gözünden çıkan ışın, o da ışın, senin üzerindeki kiri temizlemeyecek. Hiç buna kafan basmaz. Şimdi bu teknolojik şeyler açığa çıktıkça, ilerledikçe biz daha da rahatlıyoruz. Neden? Bizim söylediğimiz ve itikad ettiğimiz hususlara maddi delil de geliyor. Fakat inanmayan yine inanmıyor. Efendimiz mübarek parmaklarıyla ayı ikiye böldü Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. Yine inanmadılar. Parmaklarından, o mübarek parmaklarından pınarlar aktı. Koca ordu kandı, yine inanmadılar. İnanmaz, inanmayacak olan kimse. Çok şükür ki sizin alnınızda iman var. Kalbinizde iman var. Şükürler olsun buna. Bu belki sadece bizim imanımızı kuvvetlendirir, böyle dilinler. Kuvvet getirir yani. Başka bir şey değil. Hani İbrahim Aleyhisselam Hazretleri, Allah bize şefaatinin ailesi, ya nasıl öldürüyor, nasıl diriltiyorsun diye Cenab-ı Allah da sormuş. Ya İbrahim, inanmıyor musun ya? Şüphe mi var? Yok da demiş. Yani bir görseydin. 4 ayrı kuşu almış, öldürmüş, etlerini birbirine parça pinçik etmiş, karıştırmış, 4 ayrı tepeye, dağa koy onları demiş. Ondan sonra Cenab-ı ailesini yapıyor İbrahim Aleyhisselam. Cenab-ı Allah ol, kün emriyle birdenbire hepsi aynı kuşlar tekrar geliyor. Etleri birbirine karıştı, kanları birbirine karıştı, paramparça oldu, hepsi tekrar aynı şekilde geliyor. Bu delildir. İmanı güçlendirir sadece. Ama bu delili bekleyerek iman etmek doğru bir şey değil. Zayıflıktandır. Şimdi bu şua meselesi, ışıkla temizlik, efendim gözden çıkan bir ışık, insanın üzerindeki pislikleri temizlediği gibi aynı zamanda berbat edebilir. Mümin kulun gözünden çıkan, ibretle çıkan şeyler, ışıklar, nur çünkü. Allah'ın nuru seni temizler. Ama haset, kimsenin gözünden çıkanlar seni batırır, karardır, yakar. Onun için Allah hasetçinin
Kaç kimsenin azabından muhafaza oluyorsun bizi. Amin. Allah Allah. Şu ilim Çin'de bile olsa gidip arayı bulun. Aramazı yetmeyin. Her dakika, her saniye Cenab-ı Allah'ın veli kullarına rastlasak da, mümin kullarına rastlasak da, nazarlarını alsak değil. Hizmetinde bulun. Sözlerini yere düşürmeyin. Çünkü onların sözü heva heveslerinden değil, gönüllerine düşen ilhamlardan kaynaklanır. Ezberden konuşmaz, ona gelen talim üzerine konuşur. O dünya kaygısından sıyrılmış kimseler bunlar. Altın üstünü getirmiştir dünyanın da, öğrenmiştir ne oldu. Allah onlardan bizi ayırmasın. Allah hanenizden bereketi, sofranızdan bereketi, kalbinizden imanı, efendim yüzünüzden neşeyi eksik etmesin. İnşallah. İslam'dan, Müslümanlıktan, Kur'an'dan, kitaptan ayırmasın. Kitapsız bırakmasın sizi. Çocuğunuzla beraber. Verin Allah'a tevfik. İllahi teala. Fatiha.